Maydanım nasıl? Acayip şeyler yapıyor mu gene? Öf, hem de nasıl. Evde kız atakmış. Kızın adı Tülay. Israrla Tümay diyor. O kadar yaşlandı demek. Yani isimleri karıştıracak kadar. Yok be baba, yaşlanmasın. Karıştırması. İnadına yapıyor. Hala dedim ayıp oluyor artık. Öğren kızın adı Tülay, Tümay değil. Biliyorum adını. Damarına basmak hoşuma gidiyor dedim. Yandı o kız, yandı. Yandı. Harun. Sen daldın oğlum. Daldım baba, daldım. Yine Dilara'yı mı düşünüyorsun? Kimi düşüneceğim baba aşkım? Benim başka düşündüğüm bir şey var mı? Benim aklımda hep Dilara var. Benim gecem Dilara. Gündüzüm Dilara. Her şeyim Dilara. Yıl 1995 Veli baba. Aylardan Nisan. Nisan'ın sonu işte bahar gelmiş. Gergivanlar açmış. Yağmur yağıyor ama nasıl göz gözü görmüyor. Kıyamet kopuyor. Okul bahçesinde bir baktım. Dilara. Bir kazak giymiş üstüne. Mavi. Kök mavisi. Yağmurda koşuyor öyle. Koştum yanına, yetiştim. Islanıyorsun dedim. Ben daha tanışmıyoruz yani o zaman. Anca böyle kantinde görüyoruz birbirimizi. Selamlaşıyoruz gibi bir şey işte öyle. ...25 Nisan 1995. Bugün ilk kez Dilara ile konuştum. Okulun bahçesinde karşılaştık. Şemsiyesini kaybetmiş. Ceketimi tuttum üstüne. Koşa koşa binaya girdik. Çay içer misin dedim. Öylesine. Sanki aşkından ölmüyormuşum gibi. Sanki her gece onu düşünmekten sabah bulmuyormuşum gibi. Herhangi birine sorar gibi. Çay içer misin? Nereden bileyim Ahsın Tercioğlu diye bir iş adamın kızıymış. Gerçi anlamam lazımdı baştan yani halinde başka bir şey vardı. Böyle bir naziklik, bir nezaket. İnsan hissediyor da baba. Yine de o kim, ben kimim diyemiyorum. Harun Erguvan. Samatyalı demir doğramacı Halis Erguvan'ın oğlu. Yol yakın kendini arayı unut. Orhan Bey'in dediği gibi. Uyuşamayız seninle yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kaptan. Benimki aslan ağzında. Öyle bir şey işte. Bir gün sabah kahvaltı ediyoruz. Hayal bir çok acayip bir laf etti. Abi dedi biliyor musun? Aslında Cihan beni sevmiyor.
Olur mu öyle şey kızım? Seviyordum dememe kalmadı. Yani aslında sevse de sevmese de fark etmez. Ben onu o kadar çok seviyorum ki ikimize de yeter. Kardeşimin söylediğine bak. Ben onu seviyorum ya. Bana yeter. Hayal bu sabah bana can isterse beni sevmesin. Ben onu seviyorum. Bana yeter dedi. Ruh gibi dolaştım bütün gün. Düşündüm. Ben de aynı şeyi diyebilir miyim? Dilara isterse beni sevmesin. Benim onu sevmem yeter diyebilir miyim? Diyemem. Hayatta en çok istediğim şey, tek istediğim şey Dilara'nın beni sevmesi. Bugün evlendiler. Dilara ile Cihan. Bugün Hayal öldü. Kendini öldürdü. Arabayla duvara girdi. Hani Cihan'ı sevmek sana yeterdi Hayal? Canım kardeşim söyle. Hani Cihan seni sevmiş sevmemiş umurunda değildi. Umurundaymış değil mi? Ben sensiz ne yapacağım Hayal? Ben sensiz nasıl yaşayacağım? Dilara ile Cihan mutluluktan uçuyorlar. Allah'ım bu nasıl bir acı? Cihan'ı seçtin, beni mahvettin Dilara. Bir şans verebilirdin. Aşkıma bir şans verebilirdin. 20 yıl sonra karşımda yine Dilara. Kalbim öyle dümdür diyor. Boğazımdan atıyor sanki. Sanki böyle ağzımdan çıkacak. Dilara geldi. Hayat durdu. Unutamamışım. Dilara'yı unutamamışım. Daha beter seviyorum. Artık onsuz nefes alamam. İlk evime geldiği gün hiçbir şey yakıştıramıyorum ona. Havayı, suyu bile yakıştıramıyorum. Ev nasıl karanlık böyle. Duvarlar üstüme geliyor. Dilara geldi. Güneş açtı. Bütün silahlarımı bırakmaya hazırım. Hayal'in kemiklerini sızlatmak pahasına Cihan'la dost olmaya bile hazırım. Yeter ki Dilara bana evet desin. Hayatımın tek aşkı bana evet desin. Onunla yaşamak için ömrümün yarısını vermeye hazırım.